Yepi merhabalar. Evet, konseptten, kıyafetten anladığınız üzere. Evet, Age of Empires çektik. Squadrons'a devam edeceğiz. Hikaye modunu kolayda oynuyorduk. Nasıl bir oyunmuş? Kolay mı bir oyunmuş? Neyi anlatıyor falan diye merak ettik, girdik. Açıkçası ilk girdiğimizde zorlanmıştık oyuna. Tabii onu birlikte tecrübe etmedik. Bir girdim, denedim nasıl bir şey falan diye. Ben kendi adıma çok zorlandım. Hani kontrolleri falan böyle gayet kolay bir oyun değil. Şöyle açıkçası benim için farklı tarzda bir oyundu. Yeni şeyler tecrübe ediyorum. İlk defa bu tarz genelde strateji ve MMORPG oynayan bir oyuncuyum. Beni az çok tanıdıysanız, takip ettiyseniz zaten biliyorsunuzdur. Bu benim için yepyeni bir oyun şekli. O yüzden acele etmiyorum. Dün ilk defa PvP'mi de yaptım. Tabii ki kaybettim. Yani. Ama olsun, güzel. 3 kill falan aldım yani. İlk oyun için iyi, ideal denilebilir. Evet, hikayeye devam ediyoruz. Yaklaşık 14-15 görevlik mi ne bir hikayesi var bu oyunun. Biz 9. görevdeyiz. Yani az kaldı diyebiliriz. Çoğu gitti, azı kaldı. Lafı dolandırmaya gerek yok. Zaten yeterince lafı dolandıracaklar. Chaos et Mon Cala. Ya bu arada Star Wars evrenine hakimim diyemem. Sadece bu evreni seviyorum. Hoşuma gidiyor. Yani buradaki fantastik doğası ve hikayesi, hikaye akışı benim gayet ilgimi çekiyor. Onu söyleyebilirim net bir şekilde. Bir de şöyle bir durum var. Ben şahsım adına söylüyorum. Tabii bunu bilen birisiymiş gibi konuşmayacağım burada. Açıkçası Star Wars'u, evet, science fiction ama genelde şeyle kıyaslıyorum, yani Yüzüklerin Efendisi ile kıyaslıyorum. Mesela Star Trek biraz daha science fiction gibi geliyor. Bu biraz daha fantastik. Yani sadece uzayda geçen bir fantastik hikaye. Yani çok daha fazla işte atıyorum tahta oyunları var. Çok daha fazla atıyorum entrikalar var. Yani düz böyle işte kalkanlar devrede mi devrede falan bir hikaye yapısı gibi gelmiyor. O yüzden hoşuma gidiyor. Bu arada komandan yanında kaldı. Şunu şey yapalım. O yüzden ben beğeniyorum ve dediğim gibi Yüzüklerin Efendisi ile kıyaslıyorum ki, ama Yüzüklerin Efendisi tabii ki daha top bir seviyede. The Nadiri dockyards are protected by a massive rebel fleet. We cannot engage the Starhawk until it is vulnerable. Admiral Sloane's strategy is simple. Görev anlamaya çalışıyorum. Fleet away from Nadiri, with simultaneous attacks on enemy targets across the galaxy. We've been assigned to attack Mon Cala. We don't have the numbers for a pitched battle, so you will have to strike fast. Your mission is to sow chaos through multiple attacks, moving quickly. These refueling pods are your first target. Next, attack civilian transports and any medical frigates supporting them. This will certainly draw out Anvil Squadron, who are defending Mon Cala. Stay ahead of them if you can. Titan 3, you're ready for more responsibility. You will lead the assault. Make this fast and brutal. They've earned it. Klasik PPP görevi gibi duruyor. For this mission, you're authorized to fly a TIE fighter, Reaper, or Interceptor. Your choice. Açıkçası TIE Fighter'ı tercih ediyorum. Joystick olmasa oynamazdım bu oyunu, onu da itiraf edeyim yani bu arada.
of the Republic's key shipyards. So quiet. Oh. Perfect target. Show no mercy, Titan. Bir saniye arkadaşlar. Şeyi görmüyor. An outrage here means victory at Nadiri. Your first target is the refueling pods. Aa, bu kötü oldu ya. Remember, enemy starfighters are patrolling this system. Move quickly and cut down any interference. Let's get started. Lead on, three. Aa. Bu niye çalışmıyor? Acaba oyunu mu resetlemek lazım? Bir saniye arkadaşlar, ben bunu çözüp hemen geliyorum. Geldim değil mi? Geldim, umarım yapabilmişim. Ya yes. Show no mercy, Titan. Sowing terror and outrage here means victory at Nadiri. Your first target is the refueling pods in orbit. Remember, enemy starfighters are patrolling this system. Move quickly and cut down any interference. Let's get started. Let's get started. Vallahi. Çok mu hasta o kedi? Değil mi? Ben sana dedim ama aşkım, o kedide sıkıntı var diye. No fuel means no ships or supply lines. Just a slow, lingering defeat. Joining your position. This will draw enemy attention. Let them come. Plenty of firepower to go around. We're not here for a drawn-out battle, Von Reg. Hit and split tactics, remember. Şimdi bu yakıt depolarını patlatıp düşmanın dikkatini çekeceğiz. Amacımız bu şu anda. Daha sonra düşmanla yüzleşeceğiz. Geliyorlar hyperspace'ten. Shen'i takip et geldi. Shen'i takip edeceğiz şimdi. Enemy starfighters approaching. Imperial invaders. This is Anvil Squadron. Leave Moncala immediately or face the consequences. Anvil. Remember me. Should have finished the job. Öldü o. O da öldü. O da öldü. Tamam. Nicely done, Titan. They
Hyperspace'den biraz daha gelecek. X-Wing'ler, Fighter'lar geldi. Niye oraya gidiyoruz? Fighter'ları çektik. Bir grup fighter patlattık orada. Daha sonra bizi buraya soktu. Ha şey, bunu söylemekten hoşlanmıyorum ama siviller bunlar. İki tane seni patlattık. Şunları da öldürelim bari. Onlar da diyor ki savaşta sivil yoktur abi. Şu anda fighter'lar var arkamızda, neden dönüp dövmüyoruz bilmiyorum açıkçası. Tamam, sonra da bu gemiyi yok edeceğiz. Expect resistance, Titan. Anvil's on alert now. We're ready.
It's Anvil Squadron. Oh, they're sensing the silver coronet. The flagship. Anvil's getting overconfident. Finish off that medical frigate, or head to the silver coronet. The Overseer is en route to assist. I'll handle it. Bizim gemiler geldi yardıma. Eğer bir sıkıntı yaşarsak gemiye girebiliyoruz şu an. Niye ölmüyor ya? Shield generatörleri nerede lan? Şunu bir eşit alayım ya. Bundan başka shield generator var mı? Bildiğin durdum ateş ediyorum şu anda. Ama çok da ağır damage yiyorum ya. Diğer tarafta var. Oh be. Titan, give
those bombers some cover. Destroy the Silver Coronet's targeting system. Titan, don't waste time on damaged sections. Hit new ones. Three. There are many subsystems on their flagships. Locate them, target, and destroy. Well, open targeting wheel. Tamam. Targeting wheel. Abi tuş eksikliği yine, iyi mi? Power ride. Abi bunu aşamıyor olmaktan nefret ediyorum. Tamam. Tamam, yaptım işte. Daha ne istiyorsun? Allah Allah. Yani ben bunu yapmak istemiyorum ki. Beni yapmak istemenin bir şeyi yaptırtıyorsun yani. Targeting wheel, select objective, okay. Öleceğim senin yüzünden oyun. Su olur, herhangi soğuk bir içecek olur. Soğuk mu peki? Hallettik yani işte. O kadar zorlamaya gerek yok. Beni orada target değiştirme zorluyor. Ben target wheel'ı almadım yani şeye. Çünkü ya inanır mısın? 8 tane tuş var üzerinde ve 8 tuş bir joystick için fazla yani bence. Ona rağmen yetmiyor yani. Yok böyle bir şey ya. O kadar fazla tuş var ki oyunda. Yani normal hikayeli bir oyun oynamak istiyorum. Eyvallah, PvP'sinde belki klavyede bu kadar işe yarıyordur ama yani. Şu an benim işime bu kadar yaramıyor yani. Joystick'te de buraları kontrol etmek ölüm ya. Evet, 10. görevdeyiz. Teresa'nın intikamı. We now have a clear shot to finish our mission. Admiral Sloan has sent reinforcements to help secure our victory. But you, Titan Squadron, will lead the strike against the Starhawk. If New Republic patrols and perimeter defenses intercept you on approach, show them no mercy. Before we begin our Baradium assault, you must bring down the dockyard's shields. We've discovered az kalsın tırnak makası, çay sigaramı yakacaktım aşkım. Destroy them all and the overseer's bombardment will begin. After the shield generators are down. Ben de ona şey yaptım, fark ettim. This is where we show our true strength. Immobilize the Starhawk with Baradium. Do not stop until its hyperdrive is destroyed. Helpless when I deliver the killing blow. Let's make Admiral Sloan proud. Çok kötü bir görev yapacağım
şey yani imparatorluk için iyi bir görev de. Consider outfitting your bomber to handle new Republic fighters as well as their capital ships. Your loadout is looking good. It'll be even better once we're cleared to give you. İlk defa bunu kullanacağım. Bu biraz daha böyle bir komutan gemisi gibi geliyor bana. O yüzden böyle TIE Fighter bana daha çok yakışıyormuş gibi hissediyorum işte yani. Ben böyle sıradan asker yani, anladın mı hani? This is it, Titan Squadron. Everything we've done has led to this. Bask in the moment and then massacre your enemy. We're looking forward to it, Captain. General Syndulla to Imperial Forces. You are trespassing in New Republic space. Leave immediately. This is Captain Carroll of the Overseer. Your Starhawk dies today, as will you. Titan Squadron, attack! With pleasure. All turrets open fire on those ships. Your meager defenses cannot stop us. Şu anda karşılıklı atarlar var. İşte sizi bugün öldüreceğiz işte. Siz kimsiniz de bizi öldürüyorsunuz falan. Yalnız bana bak, Destroy the Missile Launcher diyorsun, oradan bir şeyler geliyor. Lazım herkes. Ağır damage yiyorum. Bu yüzden de TIE Fighter'ı seviyorum. That's the way. Beni hilleyin. Yine karşılıklı atarlar başladı. Understood.
So that's their Starhawk battleship. For now, soon that monstrosity will be a wreckage. I'm with you. Onlar shield, yani kalkan jeneratörleri. Bunları yok etmemizi istiyorlar ilk, ama bu sırada da hangarları yok edersek mutlu olacaklar arkadaşlar. Ha bu arada heal aldım bir ara. Tamir etmişti. Alalım yeni maz. Çok ağır damage yiyorum şu an. Yani imparatorluğunda bu sıkıntıları var işte yani. Hangarları patlattık. Noktasına gidiyoruz da bayağı damage aldık ya. O
Büyük geminin yanından geçerken çok damage aldık yani. Hadi gidelim buradan, öleceğiz oğlum, ben bana bir heal lan. Evet, bayağı düz yakaladım şu anda burayı. Shield indi. Bayağı döşedim yani. Bir tane daha kaldı. İyi, HP'mizi toparladık en azından. Ama yani o görev çıksaydı mesela arada döner vururdum yani. Ha? Yok şey, evacuation yani tahliye gemileri vardı. Onları alabilirdim yani. Gemiye dön emri geldi. Şu anda o Starhawk gemisi kaçabilir diye. Yo, iyi gidiyorum şu an. Easy dönüyorum aşkım. Yok, kol olmasa hiç oynanmaz aşkım. Kol çok büyük bir şey yapıyor şu anda. Yani. Aha. General Syndulla is aboard the Starhawk. Immobilize it, and the Overseer will deliver the killing blow. Şu an kaçmasını engellemeye çalışıyoruz. Someone's trying to tail me. Here and ready to go. I've lost count. I want to see that Starhawk. Hurry up.
about yourself next time. Thank you. Nice shot. No. Starhawk hyperdrive systems are disabled. Starhawk engines and hyperdrive systems are severely damaged. It won't be jumping anyway. Evet, şu anda hyper, yani atlayış yapamayacaklar derin uzayda. Durdurduk yani onu. O Linden dedikleri de şey işte, o CIA arkadaş. Burada değildin diyor. Deli savaş dönüyor. Birliğimize, yani bizim içinde bulunduğumuz takıma geri dön komutu geldi. Bizim karakterde hayır geri dönmeyeceğim falan gibi dedi. İşte onları bu denli kıstırmışken bırakamayız dedi. Bunlar, o bizim komutan da şey dedi, bırakmayacağız dedi. Sadece bu sefer kaçamayacaklar. Gücümüzü yeniden toplamamız lazım gibi bir konuşma döndü. Starhawk flees before us. Linden and Vanguard are within our reach. Vengeance is sweet, isn't it? But this is no time to get complacent. I've waited too long to let Linden slip away again. Briefingimizi alalım, günün son görevini yapalım. Şimdi bitirelim. But in order to stop them, I need you to break off from the Overseer and fly ahead of the enemy fleet to set a trap. LT514's calculations. Nowhere to stand. Görevimizin adı 11. görevimiz arkadaşlar. Dediğim gibi ya 2 ya 3 görev kaldı. Onur görev olması lazım. Gayet eğlenceli ya, tavsiye ediyorum. Yani yaklaşık bir 10 saat falan gibi bir oyun şeyi sunuyor. Çok sıkmıyor. Aynı şeyler tekrar etmiyor. Evet, bazı şeyler illaki tekrar edecek. Yaklaşık 4 farklı falan gemi şekli var. İşte support, bomber, komuta gemisi, bir de işte fighter gibi. Wield this advantage cautiously. Destroy any Republic starfighters attempting to scout the dangers of the debris field.
Your ties alone may struggle against the fleet's larger ships. Detonate the cores to take them out. If all goes according to plan, the Starhawk will either be destroyed in the minefield or be forced to divert into the deadly gevşek oturma pozisyonuna geçelim. Either way, we win. Tam bu sefer bizi ne bekliyor? Support oynamam, bomber olur. İşte bu bomber mesela, bir de interceptor var bir tane. Emin olamıyorum şu anda. Support kafasını çok anlamadım ben açıkçası bu oyunda. O yüzden beceremeyeceğimi düşündüğüm için de çok kasmayacağım yani. Ya, TIE Fighter verseydi bana çok daha keyif alırdım yani şeyden görevden, ama görev. Yani savaşta her zaman işte kaybeden askerler oluyor yani, öyle söyleyeyim. Yani şu anda her iki tarafta şey yapılıyor işte, hani üzülüyor asker kaybına ama yapacak bir şey yok yani. İşte ne derler, chain intikam, yani zincirleme intikam şeyi. Şimdi bu ne derler, enerji kürelerini inceliyoruz, inceleyeceğiz. İnceleyemiyoruz, niye? Ne kadar yaklaşmam lazım? Veriyormuş zaten, arkamda kalmış sanırım. Oyunun bazı şeyleri tabi hikayesi anlamda düzeltilebilir bu arada. Tarama yapıyoruz, aktif şey. Bunları mayın gibi kullanacağız. Yani öyle konuşuyorlar. Affirmative, Overseer. Titan, engage and eliminate. Stray shots cost us
is. Patlayıcılar var etrafta diyor. Ben saldırmıyorum ki. Güzel taktik. Bu yanlarında patlatıyoruz onları. Güzel demeye canım orada yalnız. Biraz daha bu şey burada daha önce patlatılmış mekikler olduğu için uzay gemileri bunların enerji korlarını yani enerji şeylerini anlayın siz. Zabazingolarını aktif hale getirip mayın gibi kullanıyoruz. Böyle büyük gemiler bunların yanından geçerken şu an direkt olarak atak yapıp öldürebilecek durumda değiliz yani. Enough.
Opsiyonel görevimiz daha fazla enerji hücresi bulmak. Onun yanında da fighterları patlatmak. Yeterince enerji hücremiz var mı yok mu bilmiyorum açıkçası şu anda. Umarım vardır diye bir cevap dönünce biraz endişelendim açıkçası. Ha. Enerji core. Ateşinde boğulacağım şimdi. Çok yaklaştım. Hadi be. Çok yaklaştım dedim. Umarım checkpoint çok başı değildir. Çok başı ya. Ama benim suçum yani hani. İyi yaşa. İyi yaşa. Thank you.
Lucky shot, lucky shot, ben bilmem. Döşüyorum şu anda. Önce geminin üstündeki sistemleri devre dışı bırakacağım. Kısmetsen. Ayrıca çıkmam lazım burada. Ben nasıl bomburum abi, ben anlamadım ya. Bu nasıl bir bomburluk yani? Someone's trying to tail me. We lost the frigate. We failed. Evet abi, yani nasıl bomba benim karakterim, ben onu anlamadım. Bomba atamıyorum. I had it.
control. They're almost here. Get ready. The frigate is almost in range of the cluster. The enemy has a block. Wait for the right moment, then. Give them hell, Titan 3. Manevra yapamıyorum ya. Üst tarafına çıkıp bomba bırakmaya çalışıyorum ya. Imperial Mars çalıyor. Oh, zorlandım. İstemeden. Güzel. Güzel oyun ya. Keşke ama diyorum ya üçüncü kameradan görebilseydim yani. Çok içten görüyorum yani. Diyeceksin ki abi araba kullanıyor gibi işte. Evet haklısınız da yani. Mission complete. Yay. Hep bronzda bitiriyoruz. Hiç golden'da bitiremiyorum. Bir kere silver'da bitirmişliğim var. Vanguard Squadron. Tabii geçmeyeceğim ona şu anda. Allah. Düşüyorum. Şöyle neredesiniz? Oo. Değişik bir uçak. Bitti mi aşkım? Evet. Briefing'i almayacağım. Bir sonraki bölümde devam edeceğiz arkadaşlar. Evet. Şu anda bulunduğumuz gemiden de anlayacağınız üzere bir sonraki bölümde Rebellion tarafında olacağız. İsyancılar tarafında olacağız. O yüzden sonraki bölümde görüşürüz. 1 saat 10 dakika olmuş bile. Güzel geçti. Zaman nasıl geçti anlamadık. Kendinize iyi bakın. Çok eğleniyoruz. Durdurayım bari şuradan.